dayan Ferda. Hastaneye götürüyorum seni. Nihayet uyandın. Çok şükür. Bayıldım da ne zaman bayıldım ki? Nereye gidiyoruz biz? Zehra nerede? Sahil güvenlik mi bastı tekneyi yoksa? Sakin ol, hastaneye götürüyorum seni. Monitör başındayken baygınlık geçirdim. Baygınlık mı geçirdin? Aha. Yok yok, iyiyim ben. İyiyim, geri dön. Olmaz, hastaneye götürmem lazım. Bebeği riske atamayız. Bebeği mi? Adını bile düşündüm sen baygınken. Erkek olursa Deniz, kız olursa Mavi. Ya. Mamirim, biz bu senarist Can Aslan'ı yakalayınca savcıya ne diyeceğiz? Neyle suçlayacağız yani adamı? Oğlum savcıyı mavciyi şimdi aramayacağız. Biz şu adamı bir gözaltına alalım, ifadesini bitirelim. Kafamdaki eksik sorular, yapbozu bir tamamlayayım. Ondan sonra ararız savcıyı. Karıştırma sen şimdi savcı mavci. Sherlock sizin yanınızda adam değil amirim, adam. Eyvallah koçum. Nerede bu araba ya? Yeşilci. Bak bakarak ol sağa sola, iyice bak her yere. Yeşil üstü açık, arazi aracı. Hadi biraz arkana yaslan, yoksa yılıp kalacaksın bastırsa, hadi. Mavi Deniz, ne diyorsun? Bir şey söyle. Bilmiyorum. Amirim önünüze bakın. Amirine. Açma şu radyoyu. Adamın jipi amirim. Gördüm. Gördüm, merak etme. Şimdi enselerim ben onu. Ya kızlar, beni dinleyin, boş verin filmi ya. Atlayalım tekneye, yardıralım Ibiza'ya. Bak orada var ya, ne partiler var, ne partiler. Sabaha kadar dans ederiz vallahi ya. Gerçekten ya, ben her sene gidiyorum ya oraya. İnanmıyor musunuz? Olmaz, çekimlere devam edeceğiz. Niye olmaz ya? Nasıl çekeceğiz filmi? Yönetmen yok. He's right. She's right. Canım sen girme araya, konuşma be. Peki kim çekecek bu filmi? Ben çekeceğim. Daha hızlı gidemiyor mu bu araba? Why is she holding a gun at us? I am a hostage here. What? Why? Because they are fucking fandoms. Aa, kendi aranızla konuşmayın. Christina, go make coffee for us. Hadi canım, biraz işe yara, hadi. Hadi go, go. Ya Zehra, siz bu kıza neden köle izahı muamelesi yapıyorsunuz? Filmdeki rolünü alırsın diye dedik ya Kuzey'cim. İyi de kız filmde benim sevgilimi oynuyor, hizmetçiyi oynamıyor ki. Bırak ya, onda kafa gidik gidik gitmiş. Gidik derken? Biz bunu Deniz'le bargainken bulduk. Ayıldığında hafızası tamamen silinmişti. O yüzden hiçbir şey hatırlamıyor. Ben de şimdi anladım ya filmi neden kabul ettiğini. En başta söylesenize. Ben de kafamda kuruyorum, acaba bu kız niye bizim filmde oynuyor diye. Hadi ben zorla. O. Gelmedik mi hala? Geldik sayılır efendim. Geldik efendim, burası. E ne duruyorsunuz o zaman? İnsene şu aşağı inen yola.
Burada arabanın daha fazla gidebileceği bir yol yok efendim. Neredeler? Şu aşağıdaki patika yoldan biraz yürüyeceğiz efendim. Coffee. Teşekkürler. Ya şu kız artık kahve yaptırmayın ya. Bak hafızası geri gelecek. Hollywood yıldızı olduğunu hatırlayacak. Çok ayıp olacak sonra. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Tamam, ben şimdi size sahneyi anlatıyorum. Sen şimdi kızın yüzüne böyle okkalı bir tokat atıyorsun, tamam mı? Okkalı tokat mı? Ya ben bu kızla sabahtan beri öpüşüyorum. Niye tokat atıyorum şimdi? Terk ediyorsun kızı. Niye? Çünkü kız seni aldatmış. Hem de en yakın arkadaşınla. Allah Allah. Hiç senaryoda böyle bir şey yazmıyor. Yapımcı olarak ben ekledim. Ek sahne. Ha. Peki. Bu arada sonrasında benimle evleniyorsun. Seninle mi? Evet, ben yeni karakter olarak kendimi ekledim senaryoya. Peki. Ne? Nereden geldi o ses ya? Niye ateş ettin salak herif? Ayı var zannettim efendim. Yürüyün gerizekalılar. Canhocalar mı ateş etti yoksa? Hayır hayır, canlar olamaz. Tek silah var, o da bende çünkü. Kim o zaman? They found me. We have to hide now. Run! 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 Anne! Pilar, nereye mi? Kaçıyoruz ki. Ya Allah kahretmesin ya, bu nedir? Who are these men? That tall guy is my husband. And those are his bodyguards. They want to kill me. Kristinacığım, why does your husband want to kill you? Because I left him. Yok, değil. Christina, if you remember this guy is your husband, then you remember who you are too? Evet. Ne? Ah, that you remember a Hollywood star too? Evet, hatta ben de Türkçe konuşabiliyorum. Ya sen madem Türkçe biliyorsun, ne uğraştırıyorsun beni İngilizce konuşturarak? Zaten anlamıyorum, understand, understand, yes, no falan. Bak, dua et, büyük hayranınım. Duvarımda hala bikinili fotoğrafın duruyor. Yoksa büyük problem çıkartırdım ha. Ya kusura bakma. Bunu yapmak zorundaydım. Dur, ben yardım edeceğim, dur. İnerim ben ya. Hayır.
Gel bakalım. İyi misin? İyiyim ya. Dur, dur. Hayır öyle bir şey yok. Dur. Saçmalama. Şuralara falan iyice bakar, gözden kaçırmayalım. Pardon. Merhaba, buyurun. Merhaba, eşim rahatsızlandı da. Bir daha söyle. Eşim. Kendisi rahatsızlandı da. Yok. Eşim. Evet, müstakbel eşi oluyorum. Peki, ben hemen doktor hanıma haber verip geliyorum. Sen ne güzel eşim dedin bana öyle. Nereye kayboldu lan bu adam? Geçmiş olsun. Sağ olun. Neyi var eşinizin? Hamile kendisi. Sabah bir şeyim yoktu aslında. Sonra çalışırken havadan, sıcaktan herhalde birden gözlerim karardı. Ama şimdi iyiyim. Yani sadece tedbir amaçlı geldik. Kaçıncı haftasında gebeliğin? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Vallahi ben daha yeni öğrendim ki. 8-10 hafta arası herhalde. Yani ben eşime sürpriz yapacaktım, o yüzden bir yeni öğrendi. Adamın jipi burada amirim. Gebeliğin ilk dönemlerinde sıcak kahve ve yorgunluk yüzünden böyle ani tansiyon düşüklükleri olabiliyor. Evet ya, birkaç gündür çok yoruldu kendisi. Bir serum bağlayalım, çabucak toparlanır kendisi. Pardon, acilin önündeki araç sizin mi? Evet. Onu bir çekebilir miyiz? Çünkü ambulans gelirse yanaşamaz. Tamam, tabii ki hemen çekiyorum. Aşkım hemen geleceğim ben, olur mu? Tamam, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bir serum bağlayalım lütfen. Niye cipin önüne park etmedik amirim? Oğlum silah milah vardır. Dur bakalım hele bir çıksın. Neredeyse ortaya da. Ondan sonra bakarız. Sizin dizinizi çeksek acayip tutar amirim. Nerede acaba bu herif? Sen hiç merak etme. Kayıt için kimliğinizi alabilir miyim lütfen? Kimliğim eşimde. O gelince verir, olur mu? Peki. Dur polis! Aracı sağa çekemez.
Seni namına, kanun namına tutukluyorum. Konuşmama hakkı sahipsin. Avukat, avukat tutabilirsin. Öldüm ulan. Al götür bana. Götür bana, götür. Ay. Serumunuz bitmiş. Teşekkür ederim. Bu arada eşiniz hala gelmediği için kimliğinizi alıp kaydınızı açamadık. Evet, iş yerinden acil çağırdılar herhalde. Ben kendimi çok iyi hissediyorum, eve yalnız dönebilirim. Kimliğimi de yarın bir ara bırakırız. Aslında olmaz öyle ama hamile olduğunuz için bu seferlik öyle olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler, yarın görüşürüz. Seni getiren abiye mi baktın abla? Evet, arabayı park edip gelecekti. Park ettiği yerde arabanın içine girip uyudu herhalde. Abi cipe atladığı gibi gazladı gitti. Gitti mi? Bilal ulan niye gitti ki? Derken hani ben şimdi hazır bir ivme kazanmışım, kariyerimde Hollywood kapıları açılacak falan bilmem ne. Babalık olayı biraz yorar beni diye, yoksa böyle bir şey değil. Çok büyük iş yapacağız bu filmle. Oscar kadar gider bu iş, ben sana söyleyeyim. Ondan sonra benim önüm inanılmaz açık. Hollywood'daki yapımcılar senaryolarını çekmek için sıraya girecekler, bak görürsün.